Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, değerli davetliler, aziz müminler, cami temeli atmak veya bu hususta istişarelerde, fikir alışverişinde, müzakerelerde bulunmak maksadıyla toplanmış olduğumuzu daha evvel bize verilen malumatta yer alıyordu. Nitekim bu maksatta bu arada bulunuyoruz. Cami zaten kelimeden de anlaşılacağı gibi cem eden, toplayan, toplamak demek, dağınık olan, parçalanmış olan, bölünmüş olan, kenarda köşede kalmış olan insanları bir araya getirip birleştiren, toplayan, aynı zeminde, aynı mekanda ve bahusus kainatı yoktan yaratan Rabbül Alemin'in huzurunda bir araya getiren müessese, cami. Araplar cami kelimesini kullanmıyorlar, mescit kelimesini kullanıyorlar. Hepiniz biliyorsunuz, Kâbetullah'ın içinde bulunduğu o büyük mescide de onlar cami demiyorlar, mescid-i haram diyorlar. Mescid-i haram. Bütün ibadet edilen, Müslümanların ibadet ettiği yerlere mescid kelimesini, mefhumunu, kavramını kullanıyorlar. Fakat Osmanlı uleması veya Osmanlı ecdadımız cami kelimesini daha çok kullanmışlar. Ve biz de bu geleneği devam ettiriyoruz. Cami kelimesini kullanırken ne manaya geldiğini, nasıl anlaşılması icap ettiğini de zannediyorum alakadar olan kardeşlerimiz biliyorlar demektir. Bugün de yine bu maksatla buradayız. Efendiler, kısaca arz etmek gerekirse, açıkça söylemek icap ederse, cami tabi bir davanın, bir gayenin, bir mananın temsil edildiği bir makam. Sadece içinde ibadet edilen değil, ibadet ettiğimiz Hazreti Allah Celle Celaluhu, onun ahkamının icra edildiği, davayı dini hakkın konuşulduğu, öğretildiği, eğitildiği, anlatıldığı, İslam için yapılması gereken bütün meselelerin görüşüldüğü, tartışıldığı, cihada karar verilen, savaşa karar verilen bir mekan olarak bütün mefhumları ve mevzuları içinde toplayan bir kelime. Yani sadece cemaat-ı müslimini bir araya getiren değil, İslam'ın bütün meselelerini, bütün mevzularını konuşulan, görüşülen, tartışılan her meseleyi içinde bulunduran, içinde barındıran ve bütün bu konuların görüşüldüğü, konuşulduğu, istişareler yapıldığı, meşveret edildiği bir ilahi, rabbani, rahmani bir mekan olarak telakki edildiğinden de ki cami denilmiş. Bu mana üzerine oturtulmuş. Lakin şimdi görülüyor ki yaşadığımız şu devirde camiler cami olmaktan, yani manasını temsil etmekten çıkarılmış. Sadece vakitten vakte okunan ezandan sonra bir takım insanların toplanıp 15-20 dakika kadar meşgul olduğu, sonra da çıkıp gittikten sonra kapısı kapanan, öbür namaz vaktine kadar kapısı açılmayan, birer resmi saatten saate, vakitten vakite açılıp kapanan bir müessese haline getirildiğini görmekteyiz. Üstelik de bu mübarek camilerin gerek yapımı, gerek inşaatı, tamiri, imarı neyse tamamen
bir takım hasbi Allah rızası için bazı insanların himmetine, bazı insanların hizmetine, bazı insanların gayretine terk edilmiş, sahipsiz birer mekan haline getirilmiş. Şu anda siz de zannediyorum düşünmüşsünüzdür, dünya üzerinde gerek Hristiyan dünya olsun, gerek Yahudi dünyası olsun, gerekse Hindistan'da Hindular, şunlar neyse bütün dünya üzerinde yalnız Türkiye'de camiler, mescitler, namaz kılınan yerler, İslami müesseseler, Kur'an kursları, inovatif okulları gördüğünüz gibi devletin desteği olmadan, devlet hazinesinden bir kuruş para verilmeden, ödenmeden, hiçbir devlet desteği almadan, olmadan, görmeden yapılan camiler, Kur'an kursları ve hizmetler dünyada sadece Türkiye'de. Hristiyan dünyada bile, Avrupa'da bile devlet hazinesine gelen vergilerden, paralardan %10'un kiliseye kesilirken Türkiye'de dini hizmetlere ve camilerin inşaatına, imarına, tamirine bir de kuruş verilmemektedir. Dünyada benzeri olmayan bir hadisedir. Nüfusunun %99'u Müslüman olduğu söylenen bir Türkiye'de bu Müslüman insanların Hazreti Allah'a ibadet etmek maksadıyla, secde etmek maksadıyla, kulluk etmek maksadıyla yapılması istenen camilere bütçeden ve hazineden bir de kuruş ödenmemektedir. Bu korkunç bir tezat teşkil ediyor. Bunu anlamak lazım, bu yanlışlığı, bu tersliği anlamak lazım. Nasıl oluyor da bir takım insanların top oynaması için hiçbir gayeyi temsil etmeyen, hiçbir manayı temsil etmeyen, hiçbir davayı temsil etmeyen, içindeki hava gibi bomboş bir gayeyi, gayesizlik gayesini temsil eden bir futbol maçı için milyarlar harcanıp stadyumlar yapılıyor da Allah'a secde etmek için camilerin yapımında niçin hazineden para ayrılmasın? Ya bu neyin uğruna yapılıyor? Din ayrı, dünya ayrı felsefesine ve bu yalan temele, yanlış temele oturtulmaktan kaynaklanıyor. Efendiler, biz Müslümanız. İslam itikadını ve İslam inançlarını konuşmak zorundayız. Hamdolsun şimdi biraz daha rahat konuşabiliyoruz. Ne olursa olsun 163. madde kaldırılmıştır. Çok açık konuşmamız mümkündür, konuşmalıyız. Yerine şu geldi veya bu geldi, bunu tartışmıyorum. Kaldırıldı mı, kaldırılmadı mı? Kaldırıldı. O halde konuşmalıyız. Bütün bu sefaletlerin, felaketlerin temelinde bu yanlış felsefe yatıyor. Ne diyor? Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı. Din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye bir felsefe. Yanlış, batıl, İslam ile uzaktan yakından alakası olmayan Kur'an'a aykırı, Hazreti Muhammed'e aykırı, bütün kitaplara aykırı bir felsefeyi, yanlış düşünceyi ve yanlış görüşü ortaya atmış olmalarından kaynaklanıyor. Efendiler, önce bunu müzakere edelim. Allah dini celil-i İslam'ı ne için gönderdi? Dünya için gönderdi. Eğer Allah dünyayı yaratmasaydı dinini göndermeyecek. Öldükten sonra yani ahirette dine ihtiyaç var mı? Ahirette din var mı? El cevap din yoktur. Ahirette namaz yok, ahirette oruç yok, hac yok, zekat yok, cihat yok, ahirette mesuliyet yok, ahirette mükellefiyet yok. Din ahiret için değildir, din dünya içindir. Dinin varlık sebebi, Allah'ın dini İslam'ı insanlara göndermesinin sebebi, insanların hayatını tanzim etsin diye, insanların yaşayışını düzene soksun diye din gelmiştir. Dünyamızı düzene soksun diye din gelmiştir. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı deyince dinin hikmeti kalkıyor, dinin varlığı ortadan kalkıyor, din ayaklar altında kalıyor. Ve bu yanlış itikad, yanlış inanç bir Müslümanı dininden çıkarmaya kafi geliyor. Bir Müslüman din işleri ayrı, dünya işleri ayrı dediği dakikadan itibaren derhal kafir olur. Vallahi İslam'dan çıkar. 10 asır önce yaşamış
ve İslam ilimlerini hazmetmiş, halletmiş ve kitap haline getirmiş olan büyük müştehitlerden ve alimlerimizden İmam Gazali'yi hepiniz bilirsiniz, duymuşsunuz. İhya-i Ulumuddin namındaki eserinin birinci cildinde farz-ı ayın ilimleri anlatırken bu noktaya şöyle temas ediyor. Arabi ibareyle aynen şöyle ezberlemişim. Men i'tekede enned dine fâlikun ve dünya fâlikatun sümme haccel beyt sümme mâti havvel kâbetil mukarreme gad mâti kâfiren ebeda. Bir kimse itikad etse ki din işleri ayrı, dünya işleri ayrı, böyle itikad etse, böyle inansa ve bu inanç içinde, bu itikattayken, bu anlayıştayken haccel beyte, Beytullah'ı ziyaret maksadıyla hacca gitse sümme mâti havvel kâbetil mukarreme, sonra da hacla Kabe-i Mükerreme etrafında tavaf ederken düşüp mukaddes Kabe'nin duvarının dibinde ölse, bu kişi bu yanlış itikattan dolayı en mukaddes makamda Kabe'de ölse dahi kadimate kafiren ebeda, ebediyen kafir olarak ölmüştür diyor.